Merhabalar, hoş geldiniz. Kanal Fırat ekranlarından hepinize mutlu hafta sonları sevgili spor severler. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Tabii her hafta farklı branşları ve ilimizin farklı spor kulüplerini sizlere tanıtmaya ve sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu hafta da basketbolu konuşacağız. Özellikle ilimizdeki basketbol faaliyetlerini ve basketbol çalışmalarını, altyapı çalışmalarını sizlere aktaracağız. İlimizde basketbolda son yıllarda biliyorsunuz çok böyle ateşli günler geçiriliyor. Çünkü hem Elazığ Basketbol Kulübü hem İl Özel İdaresi Bayan Basketbol Takımı ve bunun yanında da Ebuaş Spor Kulübü'ne ait basketbol takımımız da var. Bu noktada çalışmalar devam ediyor. Tabii basketbol Türkiye genelinde her geçen gün biraz daha tanınıyor, biraz daha rağbet görüyor ve bizler de bugün ilimizdeki bu kanadı sizlere aktaracağız. Özellikle Adnan Sevinç hocamla birlikte Elazığ'da basketbol adına çok emeği olan kıymetli bir hocam ve yine Nursena Şenol U16 takım kaptanı, yine Cemre Ataş U14 takım kaptanı bugün bizlerle birlikte olacak. Ben Adnan hocamdan başlayacağım. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sevgili hocam tabii basketbol biliyorsunuz İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'nın kurulmasıyla ve resmi maçlarının Elazığ'daki rağbetiyle çok ön plana taşındı son yıllarda. Anneler, kızlar, babalar, çocuklar hep böyle salonu tıktım tıktım doldururdu ki dolduruyor. Ve basketbolu aslında küçük yaş gruplarının ilgisi artmaya başladı. Sizler de bir altyapı jenerasyonu kurdunuz ve Ebuaş Spor Kulübü'nde basketbol adına çalışmaları sürdürüyorsunuz. Ve ben sözü size bırakayım. Detaylı bir şekilde anlatın. Oradan devam edelim inşallah. Şimdi basketbolla ilgili şöyle söyleyeyim. 20 herhalde bir işte bedeli 20 yıl oldu. Mustafa Kemal'de daha önceden yazı konakta başladım ilk görev yerim. Evet. Ondan sonraki süreçte işte Elazığ'da basketbola 2002-2003 yıllarında altyapıyla ilgili başladık. Benim şöyle bir avantajım var. Ben bütün kademelerde antrenörlük yaptım. Yani minikler kategorisinden TKBL ligine kadar evet. Bundan bir 5-6 sene önce Elazığ İl Özelleri Bayan Basketbol Takımı'nda da yardımcı antrenörlük yaptım. O konuda biraz daha yani her kademede antrenörlük yaptığım için biraz daha tecrübeliyim yani o konuda. Bu yıl şöyle bizim daha önceden işte gençlik spor adına faaliyetlerimiz oluyordu. Çok kulüple ilgili değil de okul sporlarında faaliyet gösteriyorduk. Bu yıl Ebuaş'la ilgili şöyle bu pandemi sürecinden sonra yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl çocuklar spor yapamadılar. Yani evet. Biz de çocuklar da basketbolu çok özledik. Tam bu pandemi yasaklarının bittiği dönemde Elazığ, hatta birkaç tane kulüple görüştüm. Yani elimizde çok iyi jenerasyonun olduğu, özellikle bayan basketbolu ile ilgili iyi bir altyapımızın olduğunu. Bunu tabii belediye başkan yardımcımız Sayın Nazif Bilginoğlu'yla paylaştım. Evet. O da biliyorsunuz Elazığ'da bütün altyapılarla ilgili tabii bunda bir belediye başkanımızın da spordan gelmiş olması, sporla ilgili altyapılara verdiği katkılar çok önemli şu an. Bayağı bir bütün kulüplerle, altyapıyla ilgili yani destek veriliyor evet. Elazığ Belediyesi adına. Nazif Bey o dönem işte ben anlattım yani elimde çok iyi bir jenerasyonun olduğunu. O da sağ olsun bize inandı, güvendi. Hocam dedi tamam ben size yardımcı olacağım. Ebuaş adına bu kızlarımızı bu yıl faaliyetlere başlatalım. Yani Ebuaş'la ilgili şeyimiz bu sene öyle başladı. Yani Eylül ayından sonra Ekim ayında. Tabii arkamızda Elazığ Belediyesi'nin olması, Elazığ Belediyesi'nin spor kulübü adına faaliyetlere katılmamız bize artı bir değer kattı. Yani antrenman planlamamızla alakalı daha yani eskiden mesela kendi okulumuzun küçük salonunda yapıyorduk çalışmalarımızı ama Ebuaş'la çalışmalara başladıktan sonra hem çocuklarımızın daha şehrimizin işte Yakup Kılıç ve Cep Salon'da çalışmalarımız oldu. Yani bir de biraz önce söylediğim gibi basketbolu da özlemiştik. Evet. Son bu 5-6 ay iyi çalıştık. Kızlarım ben özellikle çok özverili çalıştı. Yani bir taraftan okul, bir taraftan antrenmanlar, velilerim de o konuda çok büyük destek oldular.
Ve arkasından tabii ki planlı, programlı çalışmanın sonucu başarılar gelmeye başladı. İnşallah bundan sonra da hedeflerimize doğru emin adımlarla devam edeceğiz. İnşallah sevgili hocam. Tabii hem U14'te hem U16'da hem de U18'de şampiyon oldunuz. Bu şampiyonlukların ayrıntılarını tabii konuşacağız. Çünkü çok yoğun bir tempon içerisinde çalışıyorsunuz sizler de. Takip ediyoruz bunu. Ve ben direkt kaptanlara da bir hoş geldin deyip yöneleceğim. Sevgili Nursene Şenol, U16 takım kaptanı. Tabii Nursene köylüm oluyor hocam. Akrabamız. Buradan Yusuf abimin de ellerinden öperim. Yusuf abiye selamlarımızı iletiyoruz. Tabii şaşırdık çünkü Nursene'nin küçüklüğünü biliyorum. Tabii çok hareketliydi o zamanlarda. Ama basketbolla ilgilenmesi müthiş bir şey. İnşallah daha da iyi yerlere gelecekler her ikisi de. Nursene'cim tabii U16 takımında bu sene şampiyon da oldunuz. Evet. İstersen antrenmanları ve basketbolu sen anlat. Uzun süredir de ilgileniyorsun. Ve evet. Basketbol senin hayatından nerede ve nasıl görüyorsun? Yani gelecekte planlaman ne? Bunları da bizlere bahsedebilirsin. Basketbol bizim için zaten bir araç oluyor. Hem okulumuz hem akademik başarımız. Zaten spor hayatımızın her yerinde. Bu antrenmanlar bizim hem akademik başarımızı hem normal hayatımızı, sağlığımızı, her şeyimiz açısından iyi geliyor bize yani. Evet. Antrenmanlar tabii ki özveriyle ve inancımızla beraber iyi bir şekilde zaten istediğimiz yere geliyoruz. Evet. Tabii destek çok önemli. Evet. Aile desteği, evet. Antrenör desteği. Hı. Ki Adnan Hoca'yla aranızdaki durumu da biliyorum. Peki Yusuf abigil, annen baban hep destek oldular. Evet, evet. Biliyorum onu. İşte sevgili hocam en büyük şey bu. Ailelerine destek olmasıyla rüzgar arkadan esti mi çok iyi şekilde ilerliyorlar. Ve bir gencin ben her zaman söylüyorum. Bir genç öğrenci muhakkak ama muhakkak sportif bir çalışmanın içerisinde olacak. Sportif bir yarışmanın içerisinde olacak. Bunu ben çok net bu sene tecrübe de ettim. Çünkü o öğrenci o yarışma kültürüne girdi mi hocam, kazanmayı, kaybetmeyi bir öğrendiği zaman işte daha da olgunlaşma seviyesine ulaşıyor. Katılıyorum. Onu da söyleyelim. Şöyle, yani bu pandemi sürecinde insanlar onun farkına vardı. Evet. Yani hareketsiz kalma, yani özellikle o pandemi sürecinde çocukların hareketsiz kalması. Ben mesela daha önceki dönemi düşünüyorum. Salonlar dolmaya başladı. Evet. Yani pandemi sürecinde hatta böyle o dönemin kalktığı birkaç aylık böyle şeylerde falan salonlar dolmaya başladı. Yani o özellikle o ilk dönemlerde. Tabii yani çocukların özellikle eğitimle beraber herhangi bir branşta, herhangi bir spor branşı yani bu basketbol, futbol, handbol, voleybol fark etmiyor. Bir branşla uğraşması hem çocuğun fiziksel gelişimi yanında mental, zihinsel, sosyal yani psikolojik gelişim açısından çok önemli. Evet. Yani bu dönemde aileler bunun farkına çok vardı. Yani çocukların özellikle o kapalı ortamda fiziksel hareketsizlikle beraber psikolojik olarak da etkilendiği o dönemde bunun farkına vardılar. İnşallah bundan sonraki süreçte velilerimiz, yani benim zaten öyle bir sıkıntım hiç olmadı. Evet. Yani benim zaten şöyle bir şunu özellikle söylemek istiyorum. Veliyi yanınıza almadıktan sonra yani veliyle beraber aynı frekansı, aynı şeyi paylaşmadıktan sonra başarılı olmanız imkansız. Tabii. Yani bu işin içerisinde veliyi zaten sokmanız lazım. Yani belli sınırlar tabii belirleyeceksin ama onun dışında yani ben o konuda her zaman velilerin desteğini yanımda hissettim. Ya o da biraz karşılıklı şeyle alakalı. Yani velilerim de çalışmalarımızı, çocukların emeğini bizim onlarla ilgili yani ortamı paylaştıkları zaman görüyorlar. Ben özellikle velilerime buradan sizin aracınıza teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanımda oldular. Zaten önemli olan da desteklerin hep devam etmesi ve birlikte ilerlemesi. Bu noktada Cemre Ataş bakalım nerede değerli spor severler. Cemre tabii
biraz daha sessiz bir kardeşimiz. U14 takım kaptanı. Cemre, hangi okula gidiyorsun? Mustafa Kemal Ortaokulu. Evet, 8. sınıf öğrencisin. Evet. Tabii bu sene LGS sınavına da gireceksin. Hem o hem antrenmanlar nasıl ilerliyor? Nasıl ilerliyor? Burada yani önemli olan destek oluyor. Mesela buraya kadar gelmemin tek sebebi antrenörüm ve ailemin desteği olması ve onların bana verdiği destek ile benim özgüvenim. Evet. Önemli. Peki basketbolla tanışman ne zaman oldu? 4. sınıfta. Mustafa Kemal'de yine. Evet. Adnan hocam mı şey evet. yaptı? Vallahi maşallah hocam, çocukları keşfedip bir kalıba sokmuşsunuz. Sizleri de tebrik ediyoruz. Peki Cemre, basketbol antrenmanlarınız haftanın 3 günü mü oluyor, 2 günü mü oluyor, nasıl oluyor? Hafta içi salı ve perşembe günü, hafta içi 2 gün, hafta sonu da 2 gün, toplam 4 gün oluyor. Evet. Hocam 2 gün herhalde okulda yapıyorsunuz Mustafa Kemal'de. Şimdi şöyle, bizim şu an maç şeyine girdiğimiz dönemde daha çok salonu kullanmaya çalışıyorum. Ancak hazırlık döneminde kuvvet çalışmalarımızı Mustafa Kemal Ortaokulu'nun salonunda yapıyorduk. Yani salı günü veya perşembe günü. Evet. Hafta sonu genelde Yakup Kılıcı ve Yakup Kılıcı'nın arkasındaki salonu kullanıyoruz. Çok amaçlı salonu. Evet. Şimdi öğrencime şeyi dediniz. Çünkü benim zaten ben 7. 8. sınıfta falan basketbol takımına öğrenci almıyorum zaten. Evet. Yani bu herhalde bir yaklaşık 10-15 yıl böyle oldu. Çevre ilkokul 4. sınıftan öğrencileri seçiyoruz. O yıl işte haftada bir gün, hafta sonu o çocuklar çalışmalara katılıyor. Biraz fundamental, top sürme, işte parmak hassasiyeti falan gelişiyor. Zaten 5. sınıfa bizim okula veya başka bir okula giden benim başka okullardan da öğrencilerim var. Evet. Sadece Mustafa Kemal değil. Çocuk zaten 5. 6. sınıfta artık maç yapacak seviyeye geliyor. Ya bütün jenerasyonlarım, benim şu an mesela U14 takımındaki, U16 takımındaki bütün çocuklarım ilkokul 4. sınıfta seçtiğim öğrencilerim. Evet. Oradan seçip antrenmanlarla devam ettiriyorsunuz. Peki saat kaçta oluyor antrenmanlar? Çünkü okul bildiğim kadarıyla 3'te mi? Şimdi bu yıl şöyle, bizim okul bölündü tabii. Yani Mustafa Kemal Ortaokulu normalde ikili eğitimde. Evet. Yanımızda yaklaşık bir 50 metre yakınımızda bir Limak Ortaokulu bu sene açıldı. Yaklaşık 3-4 ay önce okul bölündü. Bölündükten sonra aslında tekli eğitime geçilecek. Normal sabah 8.30, evet. 3.30. Ancak tam planlama yapılamadı. Şimdi saat 7.30 gibi dersimiz başlıyor. 12 çeyrek, 12.30 gibi ders bitiyor. Öğlenden sonra, yani bizim o açıdan bu sene öyle bir avantajımız var. Yani öğlenden sonramız boş. Çocuklar o yani salı ve perşembe günü antrenman planlamamızı ona göre hazır evet. şey yapıyoruz. Yani ama zaten şöyle, ben her zaman çocuklarıma da söylüyorum. Akademik başarı çocuklar için her şeyden önemli. Aynen öyle. Yani zaten aileler de hep o açıdan biraz çekiniyor mesela. Hani bazı aileler var. Ya diyor ki, değil mi Adnan hocam, biraz akademik olarak daha iyi olsun işte, o yüzden antrenmanlardan ziyade belki hani derslerine odaklansın diyen veliler de vardır muhakkak. Ya zaten şöyle, okulla ya da akademik başarıyla sporu bir arada götürmeyen öğrencilerle yollarımız ayrılıyor. Değil mi? Ben zaten başta konuşuyoruz. Yani ilkokul 4. 5. sınıfta, yani Nursenaların, işte Ceren'lerin döneminde başlayan bayağı bir öğrenci vardır. Başta bırakan. Evet. Çünkü bir arada götüremiyor bazı öğrenciler. Tabi çok da abartmamak lazım. Yani ben şimdi tutup haftanın 6 günü, 7 günü antrenman yaparsam çocuğun tabii ki akademik hayatını etkileriz. Tabii. Yani okul, yani onun şeyini, dozunu ayarlamaya çalışıyoruz. Tatillerde, yani bizim mesela en çok yoğun çalıştığımız dönem yaz tatili. Evet. 15 tatil, işte şimdi Nisan'da ve Ekim'de ara tatiller bir haftalık. O dönemlere yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Çocukların daha çok boş olduğu dönemler. Onun dışında okulun açık olduğu, özellikle dershanenin, okulun, işte beraber çocuğun devam ettiği dönemde, yani çocukların özellikle akademik hayatını, derslerini etkilemeyecek şekilde planlamamızı ona göre yapıyoruz. Evet. Zaten önemli olan da o şekilde planlamak. Bu noktada tabii EBOAŞ'ın da desteği sizlere fazla, ki ben EBOAŞ'ı gerçekten tebrik ediyorum. Ki Nazif Başkanım'la birlikte
program yaptığımız zamanlarda hep bunda konuştuk. Sporu tek elde toplamaya gayret gösteriyorlar. Basketbolda tabii yine öyle, diğer branşlarda yine öyle. Ama bu aşın bilmiyorum bundan sonraki süreçte planlamalar ne ama sizce de bir antrenör olarak ilde tek elde toplaması mantıklı mı? Bütün spor branşlarını. Yani şimdi zaten belediyelerin altyapılara destek vermesi yani olması gereken bir durum. Evet. Ama bu konuda da yani bizim şöyle belediye başkanımızın sporun içerisinden gelmesi büyük avantaj. Evet. Nazif Bey'in de sporun içinden olması daha biliyorsunuz daha önceden de İl Özel'den evet. Gelen sekreter o dönemde yani o oluşumun İl Özel'lerinin kuruluk dönemi o oluşumun içerisinde kendisi vardı. Zaten kendisi o takımı bir şekilde Sabahattin Bey vardı kulüp başkanımız beraber devam ettirdiler. Evet. Benim şöyle şunu söyleyeyim yani sporun içerisinden gelen insanlarla iletişim kurduğunuz zaman sizi anlayabiliyorlar. Ancak sporun içerisinde olmayan insanlarla şey kat edemiyorsunuz. Bir şekilde mesafe kat edemiyorsunuz. Ben mesela özellikle bu sene, bu yaz dönemi çalışmalarımızı sizinle de üniversite evet. Pistinde işte ilk hazırlık dönemi işte pandemi bitmiş tam yasaklar kalktı falan. Orada antrenmanları yaptık. Bir iki ay şöyle o dönem kulübümüz de yok. Şimdi elimde çok iyi biliyorum potansiyel var. Siz o dönem kulüpsüz olarak yine çocuklarla çalışmaya devam ettiniz. Tabii. Ben yani bir şekilde imkanlarımızı zorlayarak işte servis falan. Peki servisi nasıl ayarladınız hocam? Yani kendimizi bir şekilde hallediyorduk. Ya vallahi hocam gerçekten tebrik ediyorum yani sizleri onu, de. Onu bir şekilde halletmeye çalışıyorduk. Çok emek veriyorsunuz. İşte ben o zaman Nazif Bey'le yani o kadar bunaldım ki yani işte bakıyorum her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sabah 8.30-9 gibiydi. Evet. Çok iyi böyle hatırlıyorum. Belediyeye gittim. Yani beni zaten şeyden tanıyor. İl Özel'de 2 yıl evet. Çalıştığım dönemde tanıyor. Hocam hoş geldin. İşte konuştuk falan. Çok güzel bir, hiç unutmayacağım bir sözü var. Dedi ki hocam sen dedi eğer bu sabahın bu saatinde buraya gelmişsen bir şeyleri dert ediyorsun. Aynen. Sen dedi bir şeyleri dert ediyorsun ki buraya gelmişsin. Ben dedi size yardımcı olacağım. Yani zaten geldi işte bizim Yakup Kılıç'ta çalışmalarımızı izledi. Sürekli geliyor. Yani zaman buldukça o yoğun mesaisinden fırsat buldukça gelip kızlarımızı izliyor, antrenmanları takip ediyor. Şimdi tabii ki sorduğunuz soru şöyle. Ebu Aş'ın bütün branş şeyleri, farklı branşları bir kulüp altında toplaması zaten şunu bunu yapıyor. Şu an mesela voleybol takımımız var biliyorsunuz bölgesel. Evet. İşte basketbol takımlarımız, erkek bayan takımlarımız. Handbol ile ilgili zaten şu an herhalde gençlik spor yapıyor. Evet, iki tane hem bayan hem erkek. Diğer ferdi branşlarla ilgili. Yüzme aynen. Olsun. Boks var. Boks var. Yani birçok branşı zaten bünyesinde şu an barındırıyor. Evet. Boks demişken hocam bir virgül koyacağım. Bizim biliyorsunuz bu arada değerli spor severler ekranda da fotoğraflar yayınlanıyor. Tabii okul sporlarında da başarı var. Kulüp sporlarında, kulüp yarışmalarında da şu an ekranlarda gördüğünüz üzere Ebu Aş Basketbol Spor Kulübü'nün çalışmalarını hatta şampiyonadan sonraki fotoğraflarını görebiliyorsunuz ki U14, U16 ve U18 alanlarında da ilimizi gururlandıran kızlarımız şu anda ekranda. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyelim. Yine 12.03.2022 24.03.2022 tarihleri arasında Hırvatistan'da yapılacak olan U22 Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan milli takımımızda 63 kiloda Gizem Özer yine Ebu Aş Spor Kulübü öğrencisi Cemil Döndü hocamın öğrencisi Gizem Özer'e de başarılarını ve özellikle bireysel başarılarını Elazığ'a getirmesini temenni ediyoruz. Tabii belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları önderliğinde destekler devam ediyor. Hırvatistan'da
çok önemli bir müsabakaya katılacak sevgili Gizem. Hem Cemil hocamı hem de Gizem Özer'i tebrik ediyorum ve başarılarının da devamını diliyorum. İnşallah daha iyi yerlerde, daha iyi koşullarda ülkemizi ve ilimizi temsil ederler. Bu arada biz konuşurken yine ekranda resimlerin geçmesi iyi olur. Oğuzhan abiye de bunu söyleyelim. Oradan geçirsin. Değerli hocam, şimdi kız çocuklarımızla başarılı zamanlar geçiriyorsunuz. Peki size şunu da sormak istiyorum. Elazığ'da basketbolda neredeyiz? Uzun süredir Elazığ'da basketbolun içerisindesiniz. Belli branşlar var. Mesela biz diyoruz ki Elazığ'da, her programda bunu söylüyoruz. Diyoruz ki futbolda durumumuz vahim. Niye? Üçüncü ligdeyiz şu an, lig kapsamlı değil de son 10 yılda ne yaptık, altyapıda ne yaptık veya işte futbolcu çıkardık mı çıkarmadık mı, bunlar tartışmasını yaşıyoruz. Bugün Kahta 0-2 sporu yendiğimiz için, 1-0 mağlup ettiğimiz için seviniyoruz. Sevim. Halbuki şunu, evet, Kahta'yı küçümsemek için demiyorum ama Elazığ Spor'un, mesela Elazığ isminin daha yüksek liglerde yarıştığını, bulunduğunu biliyoruz. Şimdi futbolda çok da iyi olmadığımız sonuçlardan ortada. Voleybolda bölgede iyiyiz, çıkıyoruz. Batıya gidiyoruz, orada bir şey yok. Basketbolda il özelliklere kadın basketbol takımımız son 2 yıldır, son 3 yıldır sıkıntılı zamanlar geçiriyor. Dolayısıyla handbolda evet, Gençlik Spor ve bizim yine diğer SSK kulübümüz bir şeyler yapıyor. Evet, başarılı bir şekilde kendi öz çocuklarıyla. Peki hocam, size göre bir antrenör olarak Elazığ'da spor alanlarında veya kulüpleşmede veya takım sporlarında neredeyiz? Bu soruyu size de sormak istiyoruz. Vallahi hocam öyle bir söyle, yani çok fazla da oralara girmek istemiyorum, evet. Ama yani şunu söyleyeyim, çok insanları aslında insanların biraz eleştirileri de açık olması lazım. Tabii ki. Yani hocam, şu virgülü koyduktan sonra şunu eklemek istiyorum. Bakın, ben milliyetçi bir Elazığlıyım. Gerçekten Elazığ'ı çok benimsemiş ve Elazığ'ımızın böyle sportif yarışmalarda, özellikle kız çocuklarımız, sizlerin o duygusunu çok biliyorum. Mesela maçlara gittiğiniz zaman kazanmak için son 10 saniyelerde, son 5 saniyelerde büyük bir mücadele var. Tabii. Hatta orada tertip komiteler geliyor, işte diyor hangi takımsınız, Elazığ takımı diyorsunuz değil mi? O bir gurur sizin için. Evet. Şimdi yarışma kültürü çok çok farklı. Ama biz basın olarak, mesela örnek veriyorum, Adnan hocam basketbolda bir şey yapıyorsa, olumluysa bunu taçlandırmamız lazım. Olumsuzsa Adnan hocamızı uyarmamız lazım. Hocam burada yanlışsınız. Tabii. Bunu aslında mesela birisi, ya Mustafa sen bu noktada yanlışsın kardeşim, bunu yanlış düşünüyorsun, bunu yanlış yapıyorsun demesi benim için büyük bir onur verici bir davranış olur. Bunu benimsememiz lazım. Fakat ne yazık ki o söylediğiniz sistem yok. Yani eleştiriye açık değiliz. Değiliz. Kendimizi geliştirme noktasında pasif kalıyoruz. Yani bugün futbol sürekli takip edilen bir şey. Ama futbolda antrenörlerimiz, teknik direktörlerimiz bölgeye gittiği zaman bile başarı getiremiyor. Yani böyle ülkenin içerisinde bir Gaziantep şehrin yetiştirdiği teknik direktörler gibi hareketli değiliz. Veya bir örnek veriyorum, Karadeniz bölgesindeki antrenörler gibi değiliz. Bunu futbol adına söylüyorum. Basketbol adına bugün basketbol kulüplerimiz için dışarıdan koçlar geliyor. Dolayısıyla antrenörlük alanını ilgilendirir için size sözü bırakayım. Şimdi şöyle söyleyeyim, il özel idare bizim için gerçekten, yani Süper Lig'de bir takımımız var. Evet. Yani özellikle Elazığ'da bayan basketbolunun ivme kazanması, çocuk, çünkü bir vitrinin olması çok önemli. Evet. Bu yıl işte tabii birkaç yıldır kuruldu Elazığ basketbol. Onlar da yani bölgesel ligde bizi gururlandırdı. Yani kendi grubundaki maçların hepsini kazandı. Şimdi playoff maçları falan. Ancak işte bu planlama yapılırken biraz profesyonel olmak lazım. Yani günübirlik düşünmemek lazım. Evet. Yani altyapı sabır isteyen, altyapı 5-6-10 yılın planlamasının yapılıp ona göre yürünmesi gereken bir yol. Yani şimdi ama biz şöyle bir, herhalde Türk insanında da mı var o şey? Biraz sabırsızız herhalde. Evet. Yani bir şeylerin hemen olsun, bitsin, işte başarı gelsin. Ya basketbolda bu mümkün değil. Tabii ki. Yani basketbol, özellikle basketbol süreç isteyen bir şey. Yani uzun bir süreç gerektiren, sabır isteyen bir süreç.
Ancak işte tabii ki yani üst liglerde takımın olması çok büyük bir avantaj. Ben şimdi bakıyorum, keşke yani bu yıl İl Özel İdare takımımızın, yani tabii vardı amaçlar, yani matematiksel olarak tabii biraz şeyler sıkıntı şu anki bulunduğu durum. Yani Süper Lig'de devam edebilmesi önemli. İşte Elazığ Basketbol inşallah bu playofflarda da başarılı olup bir TKBL'e, birinci ligde bizi temsil eder. Evet. Bunların olması çok önemli. Ama bunları yaparken bunun altının da doldurulması lazım. Yani hani deriz ya, söylemlerle eylemlerin örtüşmesi lazım. Evet. Yani biz maalesef bu konuda biraz eksik. Ya bunu da şunu söyleyeyim. Yani ben kimsenin bu konuda işte işini doğru, yani haddim değil yani o konuda kimseyi eleştirmek falan, ama biraz daha profesyonel düşünmek lazım. Yani ortada 6-7 yıl bir geçmişi olan bir kulüp varsa, hala bununla ilgili altyapında sıkıntı varsa, tabii ki yöneticiler de gelip geçti. Yani evet, sadece bir yöneticiye bunu yüklemek olmaz. Ama en azından bir yerden başlanması lazım. Yani oradaki altyapıya bir defa değer verilmesi lazım. Oradaki sporcunun, o kulübün, Süper Lig'in altındaki kulübün altyapısı olduğunu hissetmesi lazım. Yoksa sadece sırf işte çocuklar gelsin, işte bir faaliyetlere katılsın, olmaz. Yani bununla ilgili sıkıntılar var sanıyorum. Yani biliyorum az, evet, çok. Yani inşallah olur. Yani bizim yeter ki üst liglerde takımlarımız olsun. Çocukların orada bulunan basketbol takımlarını izlemesi, ailelerin gelip o salonları doldurup, çünkü basketbol seyir zevki olan bir spor. Aynen öyle. Yani basketbol bir futbol şey falan, hakikaten seyir zevki olan, kondisyon gerektiren. Tabii ki ya, 28-15 o alan içerisinde sürekli 5 kişi hücum, savunma, hareketli, takımın öne geçmesi, geriye düşmesi, bir aksiyon falan. Seyir zevki yüksek bir spor branşı. İnsanlar belki bu İl Özel İdare, işte Elazığ Basketbol sayesinde basketbolu bilmeyen, tanımayan insanlar şimdi salonları dolduruyorlar. Tabii, ve basketbolu tanıdılar hocam. Tanıdılar. Eskiden... Çocuklarını o branşa yönlendirmek için işte ben bakıyorum, yani basketbolla ilgili bir altyapı, bir şey, ama burada tabii bunun planlanması lazım. Yani antrenörlerimizin bu konuda işte biraz özverili çalışması lazım. Yani şeyle olmuyor. Yani bir şekilde sadece şahsi veya şahısların şeyiyle bir yere kadar gidebilirsiniz. Evet. Yani bu işi biraz daha profesyonel düşünüp insanların, emek veren insanlara destek olması lazım. Evet, doğru söylüyorsunuz hocam. Tabii her şeyin başı aslında planlama. Planlama, yani planlamayı iyi yapmak lazım. Ben çok net hatırlıyorum. İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımımızın maçlarını seyretmeye gelen aileler, hatta tanıdığımız dostlarımız, arkadaşlarımız hep şunu söylerdi. İşte benim kızım da altyapıya gidiyor, işte bu kulübün altyapısına. 3 sene sonra kızımı da burada izleyeceğiz, İşte 4 sene sonra kızımızı da burada izleyeceğiz gibi şeyler söylerlerdi. Aslında işte burada topu göğüs pastan yöneticiler sizlere atıyor, kızlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü sizler ne diyorsunuz? Diyorsunuz ki mesela ben 2 sene sonra vitrinde kim var? Kulübümüz var. İşte profesyonel kulüpte oynamak istiyorum diye muhakkak düşünüyorsunuzdur. Bu noktada Nur, senden başlayalım. Hedeflerin ne? Ne düşünüyorsun? Zaten basketbol hayatımın her yerinde. Hedefim zaten basketbolcu olmak. Evet. Adnan hocam ve ailem zaten benim için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ben de onların emeklerini boşa vermemek için elimden geldiğince çalışıyorum. Evet. Bu arada Adnan hocam, Nursen'e fiziki olarak yaşıtlarına göre biraz daha iyi tabii galiba. Ki, tabii. Ya zaten çünkü belli. İlk seçtiğim dönem de, yani 4. sınıfta falan Şahin Ali ilkokulundaydı. Evet. Evet. O ilkokulda seçmeleri gidip oraya, o okula gittiniz hocam. O bölgenin okullarına herhalde geldiniz siz. Yani bütün okulları, yani o bölgedeki 5 tane ilkokul var. Sağ olsunlar, artık okul müdürleri de tanıyor beni. Belli dönemlerde gidip sınıflara
girip işte fiziksel görünüm, işte çocukların fiziksel görünümüne göre, daha sonra bizim Mustafa Kemal Ortaokulu'nda belli işte testler yaparak bir şey yapıyorum. Çocukları yani önce fiziksel bir, daha sonra tabii çalışmalara devam ediyorum. İşte seçtiğim, işte atıyorum bir 50-60 öğrenci. Onların içerisinde bir de çocukların antrenmanları alıp şeylerine bakıyorum. Yani algılamayla ilgili becerilerine, işte bazen yani fiziksel olarak çocuk tamam şey oluyor ama mental olarak bazı eksikler olabiliyor. Bunu zamanla tabii çocuk kapatabiliyor. Yani tabii. Aslında o dönem, ben şimdi mesela eskiden şeyi düşünürdüm, işte bir dördüncü bir taramalar falan yapıldı. Aslında o dönem çok da şey değil. Yani çocuk çünkü 3-4 yıl, yani 7. 8. sınıfa geldikten sonra aslında yani çok farklı branşlarda, özellikle 4. sınıftan 8. sınıfa kadar farklı birkaç tane branşla ilgilenmesi, yani çocuğun farklı kas gruplarının gelişimine... Evet, gelişim için önemli. Gelişim zaten için çok önemli. Yani zaten ondan sonra işte seçeceği branşı veya devam edeceği ondan sonraki alana yönelmesi lazım. Yani bir şey belirlemek lazım, evet. Ama yani seçmeleri yaparken falan o şekilde bir seçme yapıyorum. Yani o dönemde Nursena kendi yaş grubuna göre de fizik. İyiydi. Tabii tabii. Peki hocam, basketbola yakın bulduğunuz veya basketboldaki bir altyapı sporcusunu daha da çok geliştirecek branşı hangisi diye sorsam, jimnastik mi söylersiniz yoksa yüzme mi? Ya valla şunu söyleyeyim. Yani şöyle, yüzme branşı, mesela jimnastik 7-8 yaşında mesela çocuğun işte jimnastikle buluşması avantaj. Çok büyük bir avantaj. Çok büyük bir avantaj. Özellikle mesela belli dönemlerde yüzmeyle paralel basketbolu devam ettirmesi avantaj. Evet. Ben mesela şeyi biliyorum, BOTAŞ'ta bir, şu an ismini hatırlayamadım da, kız ilkokul, işte ortaokul 8. sınıfa kadar voleybolla ilgilenmiş. Evet. Ve şu an milli takım da, yani bizim şu anki milli takımda da şeyde, kadroda çok, mesela o dönemde voleybolla tanışıp daha sonradan 8. sınıftan sonra basketbola yönlendirilmiş. Halbuki voleybolda biraz daha durağan bir spor hani basketbol. Tabii ki yani çok fiziki temasın olmadığı, filenin arkasında, evet. Tabii onun da kendi farklı şeyleri var. Ancak tabii ki basketbola göre farklı bir branş. Ancak mesela oluyor bazen yetenekler sonradan, o yüzden diyorum yani biz tamam çocuğu ilkokul 4. sınıftan falan ama sonradan yanıldığımız ve yanıldığımız demeyeyim de şöyle, ya belli bir seviyeye geldikten sonra yetersiz kalan öğrenciler olabiliyor. Evet. Veya bizim o dönem yetersiz gördüğümüz, belki çok fiziksel gelişimi tamamlamış ama çocuk mesela bakıyorsunuz 8. sınıfa geldikten sonra bayağı bir gelişim kaydediyor. Evet. Yani basketbolda fiziksel şey çok önemli. Çünkü temas sporu şey olabiliyor. Yani o şeyi iyi yakalamak lazım. Evet. Peki Cemre, tabii basketbolda antrenmanlarınız devam ederken muhakkak ki sizler her antrenman sonu Adnan Hoca'dan maç istiyorsunuz değil mi? Hocam maç yapalım, maç yapalım. Elbette. Yapıyor musunuz belki maç? Evet, yapıyoruz. Hemen hemen her antrenmanda yapıyorsunuz, evet. Herhalde. Sevgili hocam, gelişim için antrenman ne kadar önemli ise müsabaka veya işte o maç periyodu da önemli değil mi? Yani şu şöyle, bizim zaten antrenman planlamamızda biz işte 1'e 0 özellikle zaten antrenmanın başında topla, yani ben boş koşu yaptırmıyorum. Yani evet. Bütün antrenman drillerim maçın içi. Yani 1'e 0 çalıştığım 1'e 1, 2'ye 1, 2'ye 2, 3'e 3, 4'e 4, 5'e 5'e gelinceye kadar hep o 5'e 5 maçın drillerini çalıştırıyorum, evet. Zaten. Hep topla temas oluyor yani. Kesinlikle. Yani ısınmaya ilk başladığımda topla yaptırıyorum zaten. Evet. Yani pratik için en büyük şey o zaten. O çok önemli. Bütün antrenman planlamamızı zaten ona göre yapıyoruz. Yani çocuk, siz dediniz ya, normalde işte bazen öyle oluyor. Dediğiniz gibi çocuklar işte maç yapalım, maç, evet. Yapalım. Bizim zaten antrenman planlamamızda 1'e 0'la işte topla
temel fundamental işte gelişimi için top sürme çalışmaları falan. Her antrenmanda işte farklı farklı driller kullanıyoruz. Ondan sonra 2'ye 1, 2'ye 2, 3'e 3, 4'e 4, 5'e 5 zaten en son yarım saat. Bazen işte maçların yakın olduğu dönemde biraz daha o periyodu uzatıyoruz. Ya zaten o şekilde. Yani bizim planlamamız o şekilde oluyor. Evet. Cemre peki üçlük atabiliyor musun çok? Tabii. Zaten basketbolda hocam en keyifli seyirlerden bir tanesi. Özellikle o kenar çizgisinden üçlüğü attığın zaman takımı da havaya sokuyorsun. Bu noktada aslında çalışmalarınızda ben izlemiştim de çok amaçlı spor salonu. Çok da keyifliydi. Bir iki dakika izleyebildik hocam. Çok da keyifliydi. Peki çok yoruluyor musunuz? Nasıl gidiyor? İsterseniz ondan bahset biraz Nur Sena. Çünkü çok enerjiksiniz. Onu biliyoruz zaten. Evet. Ama eve gittiğiniz zaman işte aileniz diyor mu? Ya kızım yoruldun mu? İşte ders çalışacak mısın gibisinden. Evet. Tabii ki yorgunluk olmak zorunda. Ama işte beslenme, dinlenme, uyku bu üçü bizim için önemli. Bunlar evet. olmadığında zaten dinlenememiş oluyorsun. Aynen öyle. Bir de kondisyon önemli. Evet, kondisyon antrenmanlarımızı da zaten düzenli bir şekilde yapıyoruz. Sezonun ilk başlarına koşuya geliyordunuz, görüyordum çim sahada. Evet. Sen pandemide antrenman yapabildin mi peki? Yani ben fazla antrenman yapamadım. Niye? Halbuki sen pandemide bildiğim kadarıyla köyde koşabilirdin. Kros alanı her taraf. Doğru. Tabii. Evet. Hiç unutmuyorum sevgili hocam. 2009-2010 o dönem beden eğitimi bölümlerine hazırlanıyorum. Tabii cross idmanları önemli. Sezon başlar böyle Mart-Nisan. İşte bizim köyde bahçede koşuyorum. Ama o zaman da iyi koşuyor. Futbol oynadığımız için hani koşu şeyimiz iyiydi, ivmemiz iyiydi. Koşuyoruz. Tabii beni gören işte akrabalarımız ya işte bu Mustafa ne yapıyor? O dağda koşuyor, burada koşuyor. Dolayısıyla hangi spor branşı olursa olsun yani tabii ki futbolda da bu çok gerekli bir şeydi ama basketbolda özellikle handbolda böyle kapalı bir spor salonunda oksijenin dar olduğu yerde kondisyon antrenmanları çok önemli, güç idmanları çok önemli. Sevgili hocam o noktada antrenman planlamalarınızda hep sezon başlarında güç idmanları var. Bir de sezon ortasına atıyorsunuzdur herhalde. Ya zaten şimdi ben şöyle, günlük, haftalık, aylık ve yıllık planlama, yani periyotlama bu şekilde. Evet. İşte sezon öncesi, maç öncesi dönem, ya bütün benim zaten antrenmanlara plansız gitme gibi bir durumum yok. Aynen. Yani bütün antrenmanlarımı, yani şeyler de dahil, ilkokul 4. sınıfın yeni basketbola başlayan çocuklar dahil, hepsinde bir planlamam vardır. Evet. Yani çocukların gelişimine göre. Zaten hazırlık dönemi önemli. Yani hazırlık dönemi. Ama şimdi bizim basketbolda şöyle. Yani değişen antrenman sistemleri çok böyle cross. Biz pandemide mesela o dönem çocuklar yürümeyi koşmayı unutmuşlardı. Evet. Ben en azından bayağı bir hareketsiz kalmışlar. Bir şeyle başlayalım. Bir de yani aerobik şeyle ilgili büyük sıkıntıları vardı. Tabii dayanıklık biliyor. Yani bitmiş çocuklar işte bir hafta falan zaten öyle bir cross antrenmanı evet. falan. Ondan sonra zaten salonda. Hep topla zaten tabii ki yani müdahale şeyleri... olması lazım. Hocam size şeyi soracağım. Şimdi tabii son dönemlerde Covid geçiren sporcular da oldu. Covid geçiren evet. Öğrenciler de oldu. Mesela Covid geçirenlerde nefes kesilme olasılığı ya da durumu çok oluyor. Mesela bizde de öyle bir durum var. Acaba Covid'den kaynaklanan bir durum mu? Ya da mesela 15 gün hareketsiz kalma mı? Ama büyük ihtimal Covid'den kaynaklanan COVID'den bir durum. Dolayı olabilir. Bu kadar etkiliyor ciğeri. Yani ben şimdi o konuda çok bilimsel veya şey bizim çok olmasa da yaşadığımız şeylerle alakalı bir söyleyebilirim. Yani evet. bizim mesela Covid ile ilgili hastalanan çocuklarımız zaten karantina süreci bittikten sonra antrenmanı aldığımda onu takip ediyordum. Yani şöyle evet. etmek zorundayım. İşte bir %30, %40, %60 ya yavaş yavaş yani bir adaptasyon süreci ve ondan sonra yani bir kontrol altında tutup ondan sonra şey çünkü yaşadık bazı çocuklarda o pandemiden sonraki yani şeyden sonraki hastalıktan sonraki süreçte dediğiniz gibi şeyle alakalı
Şimdi şöyle bir de şöyle bir durum var. Bazı çocukların hafif geçirebiliyorlardı. Evet. Yani çok ciğerlere falan inme durumu falan olmadığı için işte bir gribal enfeksiyon gibi geçirip yani öyle çocuklar var mesela normal antrenman aldığımda hatta daha enerji dolu aynen. Falan dinlenmeye işte geliyor bazıları. Dinlenmiş falan. Ama bazı çocuklarda o sıkıntıları yaşadık. Evet. İnşallah tüm Türkiye'de, tüm dünyada bu hastalık yavaş yavaş bitiyor. Tabii bittikten sonra işte savaş çıkıyor gibisinden ama hep bir aksiyon, yok, yok, hep bir aksiyon. İnşallah bunların hepsi bizleri rahat bırakır. Hepsi tüm insanlık için düzelir. Tek temennimiz bu. Böyle barış, huzur ve sağlık içerisinde güzel yarışmalar, güzel müsabakalar, tribünlerin dolu olduğu. Mesela kızlar tribünlerde biraz izleyici olduğu zaman daha da heyecanlanıyorsunuz. Belki daha da böyle motive oluyorsunuz değil mi? Çünkü mesela ben gelemedim, çok gelmek istedim şu okul maçlarınızdaki final maçlarına. Mesela final maçları daha çok heyecanlıydı, daha çok takip eden vardı. Bu noktada Nursen'e senden başlayayım. Mesela bu arada zamanımız da daralıyor. Tribünde izleyici olduğu zaman ne düşünüyorsun? Yani tribünde izleyici olduğu zaman pek fazla bir şey düşünmüyorum. Sonuçta maça odaklanmış oluyorsun ama evet. Tribünde birinin seni izlemesi ve orada gerçekten oyun oynuyor yani oyununu iyi ortaya koyuyor demesi gurur verici. Aynen. Bir de alkışlar, evet. Bağırmalar güzel oluyor. Cemre tabii sen biraz daha Nursen'e göre küçüksün. 2 yaş küçüksün herhalde. Evet. Sen basketbolla biraz daha şu an alt kategoridesin. Ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun peki? Planlamanda ne var? Onu da sana sorayım. Planlamam tabii ki basketbol hayatımın hemen hemen her yerinde. Tabii ki şu anki tek hedefim Türkiye finallerinde birinci olmak. Evet. İlerideki hedefim ise profesyonel bir basketbol oyuncusu olmak. Peki U14'te birinci oldunuz. Ne hissettin o maçtan sonra? Ya da ne o hissettim? Kupa töreninde ne hissettin? Ne hissettim? Yani o an şunu anladım, emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Evet, işte hem onu alıyorsun hem de başarılı olduğun zaman işte bak böyle televizyonda veya işte sosyal medyada, haberlerde çıktınız. Bu da sizleri daha da çok ateşlemesi lazım. 17'de, 18'de de şampiyon olmanızı şiddetle istiyoruz. Adnan Hocam, bizleri çok onur ettiniz programa gelerek. Tabii uzun süredir sizlerle program yapmaya gayret gösterdik. Yoğun bir tempo içerisinde çalışıyorsunuz. Özellikle antrenmanlarınız çok yoğun. Biz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah daha iyi yerlerde kız çocuklarımızla birlikte daha iyi yerlerde olursunuz. Son olarak neler söylersiniz? Son olarak ben bize bu fırsatı verdiğiniz için Kanal Fırat ailesine çok teşekkür etmek istiyorum. Valla şu... sağlığımızın ve enerjimizin yettiği süre içerisinde işte bu basketbol branşına bir antrenör olarak, bir eğitimci olarak, evet. Basketbolcu, işte şu an bayan basketboluna yoğunlaştım, emek vermeye devam edeceğiz. Bizi bu konuda destekleyen belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları'na özellikle, evet. Buradan sizin aracınıza teşekkür etmek istiyorum. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Nazif Bilginoğlu'na, her zaman yanımızda olan okul idaremize, evet. Yani bize emek ver, özellikle ailelerime, öğrenci velilerime, evet. Ve kendi aileme, yani kendi ailemi de bu, yani bana hakikaten bu yoğun program içerisinde. Aileme de emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Evet, bizler de hocam sizlere başarılar diliyoruz. Gerçekten verdiğiniz emekten dolayı ben çok mutluyum. İlimiz gençlerine büyük önem veriyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz. Bunu yakinen biliyorum. İnşallah hep böyle başarılı olur bu branşta. Bizim hedefimiz kızlarımız söylediler biraz. Evet. Yani bizim yaz döneminde başladığımız ilk günden itibaren hedefimizi koyduk. Yani biz, evet. U14'te ve U16'da hem okul sporlarında Türkiye finalleri hedefimizi koyduk. Bunun için planlı programlı bir şekilde çalışıyoruz ama tabii ki oralara ulaşmak için önce bir inanmak lazım. Evet. Benim de kızlarım da bu konuda inanıyoruz. Yani o çünkü
gördük seviye ama tabii bir yarı finalleri bir göreceğiz. Evet. Ondan sonraki sürece bir bakacağız artık. Hadi inşallah sevgili hocam. Cemre, son olarak neler söylersin? Son olarak bu zamana kadar beni getiren ailemin, antrenörümün, takım arkadaşlarımın hepsinin bana verdiği inanç ve özgüven için çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu konu hakkında antrenörüm, yani özgüven olarak, inanç olarak söylediği gibi hedeflerimiz belirli. Hedeflerimize inşallah Allah'ın izniyle ulaşacağız. Hadi inşallah, bizler de başarılarınızı diliyoruz. İnşallah daha yerlerde olursunuz. Nur Senacığım, neler söylersin? Yani hedeflerimize ulaşmak için zaten çalışıyoruz elimizden geldiğince. Size de teşekkür ederiz Adnan Hocam, özellikle ailelerimiz. Yani teşekkürler. Evet, başarılarınız daim olsun inşallah. İnşallah. İnşallah hocam böyle okul sporlarına finale kalma programında yapmayı nasip eder bize inşallah. İnşallah. Evet değerli spor severler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Tabii yine farklı branşları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Kulüplerimize aktarmaya devam ediyoruz. İlimizde çok güzel ender antrenörler, ender sporcular var. Bunları A'dan Z'ye spor programımızda sizlere taşıyoruz ve taşımaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim.